Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5 tane birbirinden güzel oyuna bakacağız. İlk oyunumuzla başlayalım. İlk oyunumuzun adı Earn to Die 2. Bu oyun beni şahsen yollarda direkt kitledir. Hani metroda falan filan direkt bu oyuna dalıyorum. Zaten kısa süreli yol maceramda oynayabileceğim güzel oyunlardan birisi olduğuna kanaat getirdim. Oyun olayı çok basit aslında. Arabayla zombi eziyoruz. Şu gördüğünüz benim arabam. Haritaya bakalım. Haritada şuradan şuraya ulaşmamız lazım. Ancak ben şuradan şuraya gelene kadar bile göbeğim çatladı. Yani oyun kısa sürede bitirebileceğiniz bir oyun değil. Şöyle sesini azıcık kısayım. Şimdi arabam bu arkadaşlar, ancak arabayı ilk aldığınızda dımdızlak geliyor size. İşte üzerine silah koyuyorsunuz. Ne bileyim, arkasına pervane koyuyorsunuz. Pervane dediğim ekstra güç diye burada tanımlamışlar. Aslında bir nevi NOS diyebiliriz bunun için. İşte onun dışında motorunu güçlendirebiliyoruz, silah takabiliyoruz. Ne bileyim, benzin haznesini genişletebiliyoruz. Bu ikinci oyunu Earn to Die serisinin şöyle bir dezavantajı var ilk oyuna göre. Yakıtınız kısa sürede bitiyor ve yakıtınız yetmediği için aynı bölümü birkaç kez tekrarlamanız lazım. Bu bir süre sonra sıkıcı bir hale gelebiliyor. O yüzden arabanızı bir an önce güçlendirmeye bakın. Oyunun güzel yanlarından birisi Türkçe dil desteği bulunuyor. Şimdi oyuna giriyoruz, böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Şununla işte arabamızı öne veya arkaya yatırabiliyoruz. Şu gaz zaten. Şuradaki de oyun içinde kazandığımız paralarla aldığımız az önce bahsettiğim nitromuz. Tabii ki de şu an oyunun inceden başlarında olduğum için nitrom çok çabuk tükendi. Silah otomatik ateş ediyor zombiyi gördüğü zaman, benim hiçbir şeye basmama gerek yok. Patlayıcılar var. Patlayıcılar da etraftaki kutuların da patlamasına sebep oluyor. İşinize yarayan bir patlayıcı bu. Kutular engel, işte zombiler de engel. Bu engeller size ne gibi zarar veriyor? Bir health olayı falan yok oyunda. Şöyle gideceğiniz mesafe kısalıyor takıldığınız için. Benzininiz harcanmış oluyor aslında. Şu üst tarafta, bilmiyorum görebiliyor musunuz, benzinlikler var arkadaşlar. Bu benzinlikler aslında checkpoint gibi. Ben şu an şunu geçtim. Şuraya ulaşmaya çalışıyorum ve orası bu bölümün sonu olacak muhtemelen. Yani şöyle düşünün. Üçüncü bölümü oynuyorum. Üçün biri, üçün ikisi ve üçün üçünde de bölüm bitiyor. Benzinim bittiği için bölüm de bitti ve bu bölümden 269 para kazanmışım. Toplamda da 312'm var. Garajıma dönüp ekstra bir şeyler alabilirim. Mesela bir tane ekstra güç alalım. Nosumuzu güçlendirelim. Onun yanında da 202 param kaldığı için silahım değil. Hadi bununla da nosu güçlendireyim. Aslında böyle arka arkaya yapmak yerine biraz daha dengeli gitmek daha mantıklı olur. Daha hızlı ilerlemenizi sağlar. Dediğim gibi dezavantaj şöyle. Az önce bu bölümü oynamıştım. Bu bölümü geçebilmek için daha bir 5-6 kez daha oynamam lazım gibi duruyor. Hem para kazanayım, arabamı güçlendireyim. Hem de şu bölümde biraz mesafe olarak uzun olduğu için biraz sıkıcı hale gelebiliyor. Ancak yine de sıkıntı yok. Oynaması bir hayli keyifli ve kolay diyebilirim. Nosumuzu kullanalım. Şöyle yardıra yardıra gidelim. Patlattığımız zaman böyle etraftaki her şey de patlıyor. Bu arada benzinimiz de az kaldı. Oyun arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten hali hazırda Android'de var. Onun dışında iOS platformunda da bulunuyor. iOS platformu için şöyle bir şey var. 4 lira 29 kuruş civarında. Ancak oyunu hani bir denemek istiyorsanız Lite sürümü de var. O bedava, indirip kısıtlı şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu arada arabam da parçalanıyormuş. 10 numarada parçalandı. Şu an koltuk üzerinde gidiyorum. Ve yakıt tükendi. 284 para kazandım yine. Garajıma gidip bir şeyler eklemem lazım. Bu arada söylemeden de geçmeyeyim. Maalesef Windows Phone için oyun yok. Bunu da belirtelim. Windows Phone kullanıcıları için bilmiyorum ne kadar üzücü bir haber. Oyun bu şekilde. Diğer oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuzun adı Relic Run. Lara Croft'un bir oyunu. Tomb Raider'ın oyunu. Bilenler bilirler bu ablamızı. Hepimiz aslında Lara Croft'u bir şekilde tanırız. Ama oyunundan, ama filminden bir yerde karşımıza çıkmıştır şu ablamız. Her oyunda neredeyse tipi değişiyor. Tipi değişe değişe artık net bir tipi benim kafamda canlanmıyor Lara Croft dediğimiz zaman. Oyunun mantığı şu. Zaten bir oyun böyle açılıyorsa bilin ki bu sonsuz koşu oyunudur. Bildiğiniz Temple Run. Çok da fazla bir farkı yok. Sadece bunu da böyle ateş edebiliyoruz. İşte ATV'lere falan filan binebiliyoruz. Şöyle lafı uzatmadan
koşturmaya başlayayım. Temple Run'dan farkı veya diğer sonsuz koşu oyunlarından farkı şu. Grafikleri bence acayip güzel olmuş. Onun dışında standart sonsuz koşu oyunu aslında. Yeni çıktı bu oyunda. Birçok farklı aksiyona dalabiliyoruz. Lara ablamız da şöyle mesela duvarda koşma var. Daha sonra parkur yapabiliyoruz. Belli başlı yerlerden atlıyor. Güzel bir şekilde. Şöyle düşmanlar gelince yerlimsi değişik tipleri var. Bunlara ateş etmemiz lazım. Onlar da zira bize ok gibi bir şeyler fırlatıyorlar. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Aa, çok kötü çarptım ve çarpınca da böyle sallana sallana ölüyor. Orası biraz komik olmuş. Tabi dilersek şöyle oyunda para gibi bir sistem var. Ondan bir tane vererek tekrar hayata döndürebiliyoruz. Aa. Oh, kendi kendine her şeyi yaptı sağ olsun. ATV'ye de bindik. Çok güzel. Şöyle şeyler geldiği zaman diyor ki eğil diyor. Kafayı vurma diyor. Tamam dedik. Eğildik. Oh, maşallah. Çok kötü düştüm. Nereye çarptığımı da anlayamadım açıkçası. Neyse, bu bir sonsuz koşu oyunu aslında. Çok çok fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. iOS'te var ücretsiz, Android'de var beleş ve Windows Phone'da da var. Orada da beleş. Yani bütün platformlarda gönül rahatlığıyla indirip kurabiliyorsunuz. Tabii ki de oyun içi satın almalar falanlar filanlar var. Ancak kimsenin alacağını zannetmiyorum. Böyle sonsuz sonsuz bedavadan koşmak daha keyifli. Üçüncü oyunumuza geçelim. Üçüncü oyunumuzun adı 99 Problems, 99 Problem. Oyun bayağı zor arkadaşlar. Mobil oyun camiasında karşılaştığım zor oyunlardan birisi. Yani birinci probleme ulaşmaya çalışıyorsunuz. 99'dan başlayıp ben henüz 86'dayım. Oyun şöyle, minimallikte sınırları zorluyor gerçekten. Hani tasarım olarak benim acayip hoşuma gitti. Dediğim gibi 99 tane problemimiz var ve bunları aşmaya çalışıyoruz. Flappy Bird ekolünden gelen bir oyun. İşte böyle tıklaya 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 zıplattığımız şu bir karemiz var. Yani oyundaki ana kahramanımız şu gördüğünüz kare. Şu an 86. bölümdeyim. Şu arkada umarım görebiliyorsunuz. Bölüm sayısı yazıyor. Şöyle. Engelleri tabii ki de çarpmamaya çalışıyoruz. Ve 85. probleme geldim. Daha 85. problem hani bu zorluktaysa diğerlerini hani mesela 10, 5 falan onları düşünemiyorum açıkçası. Oyun gerçekten zor ya da bende var bir problem. Oyunda var 99 problem. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum. Oyun şu an için iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak bulunuyor. Windows Phone'da maalesef oyun yok. Olsun, olmaması daha mı iyi acaba diye bazen düşündürüyor. Eğer bağlanırsanız bünyede ufaktan bir AA etkisi yaratabilir. Onu da belirteyim. Aşağıya düştüğümüz zaman da ölüyoruz. Yukarıya çarpınca da ölüyoruz. Derdin ne? Nereye ulaşmaya çalışıyorsun? Orada tasarım benim hakikaten hoşuma gitti ya. Hani Flappy Bird'den sonra böyle basit oyunlar çıkmaz çıkmaz diyordu insanlar. Ancak işte AA olsun, bu olsun. Bunun gibi böyle basit tasarımlı oyunlar gayet güzel oluyor. Yapanların da ellerine sağlık diyelim. Geçememek. Ambulans galiba beni almaya geldi şu an. Ama insan bir sonraki bölüm bundan daha ne kadar zor olabilir ki diye sırf merakından oynuyor. Zaten insanın başına ne geliyorsa da meraktan geliyormuş. Aha, geçtim 84'e. Bak, sallana sallana geliyor. Beni mi takip ediyorsunuz lan? Bak, bu daha kolaymış. Bir kere de geçtim. Sen ne oluyor ya? Orayı nasıl geçeceğim ben? Biraz daha büyüğünü yollasaydınız keşke. Son kez deniyorum arkadaşlar 83. problemi. Ve bunu da geçemezsem. Hadi bakalım. Yes, geçtim. Evet, gerisinde ben artık kendi kendimi delirterek oynarım ya. Siz de zaten indirip ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer oyunumuza geçmenin zamanı geldi bence. 99 problem bende yaralar açtı. Diğer oyunumuzun adı Snake Rewind.
Snake Rewind oyunu 33 onlarımızda bizlere parmak kası yaptıran Snake 2 oyununu tekrar telefonlarımıza getiriyor. Zaten Snake'i bilmeyen teknoloji dünyasına ağır ayıp etmiştir. Tabii bize o telefonlarda oynadığımız şu zevki ve hissiyatı yakalatmayacak, ancak yine de bir nebze olsa nostalji yaşatmayı başarıyor oyun. Tabii tasarım olarak epey değiştirmişler. Mesela Snake'in şöyle yılanın başı yanıyor. Kontrolleri şuradan yapıyoruz işte, sağ sol aşağı yukarı. Tabii siz telefonlarınızda, eski telefonlarınızda 1 ile 9'da oynamaya alıştıysanız ona göre de tuş kombinasyonu atayabiliyorsunuz. Şöyle aldığımız şey mesela 2 kat puan kazanmamızı sağlıyor. Dediğim gibi yılanın başı ne hikmetse cayır cayır yanıyor. Bir tane daha aldım. Kazandığım şeyler bana 3 kat puan vermeye başladı. Tabii kontrolleri şuradan sağladığımız için telefonlardaki rahatlığı bize veremiyor hiçbir şekilde. Belki de biz onlarda çok oynadığımız için artık bünye ona alıştı. Aha, çarptım. Rewind dediğimiz zaman 5 para harcayarak, yani şuradaki topladığımız şeyden 5 tane harcayarak oyunu geriye sarabiliyoruz. Tabii bu sürekli gittikçe artıyor. Mesela bir sonrakinde ne bileyim 10 vermeniz lazım. Bir sonrakinde 15 vermeniz lazım gibi katlanarak artıyor o rakam. Oyunun güzel taraflarından birisi şöyle, nostalji yaşamak isteyenleri üzmüyor oyun. 3 platform içinde, nereye çarptım ben ya? İşte 10 aldı şimdi. Dediğim gibi oyun nostalji yaşamak isteyenleri üzmüyor hiçbir şekilde. 3 platform içinde ücretsiz bir şekilde mevcut marketlerde. Yani Windows Phone'unuz varsa da indirip rahat rahat oynayabilirsiniz. Zaten iOS ve Android'de oyunlar mevcut. Magnet aldık, mıknatıs yani. Şöyle yanından bile geçseniz yemi kapıyor. Şöyle bir daha bir ölelim, bu sefer kaç isteyecek? Bu sefer 2'ye katladı, 20. Bir daha vuralım. Aa, 40 oldu. Böyle böyle evinize don atletle gönderir bir oyun ya. Bundan çıkalım. Şimdi son oyunumuza geçiyoruz. Son oyunumuz harbiden nostaljinin dibine dibine vuran bir oyun arkadaşlar. Woodball. İngilizce olduğuna bakmayın başlığının, Türk yapımı, yerli yapım bir oyun bu. Bu oyun 90'larda veya hani 90'lardan öncesine çocuk olanlara duygusal anlar yaşatabilecek bir oyun. Şöyle direkt oyna diyerek başlıyorum. Oyunun ne olduğunu zaten göreceksiniz. En başta kaçta bitsin diyor. 5'te bitsin. Tamam diyoruz. Şu sahayı arkadaşlar bilenler aranızda illaki vardır. Bir tahta alınır. Üzerine böyle random çiviler çakılır. İşte karşı taraf 10, siz 10 tane veya işte sayısı tahtanın büyüklüğüne göre değişir. Ve ortaya bir tane bozuk para atılır ve oyun oynanır. Bunu biz mahallede çok fazla oynardık. Hatta böyle marangoza böyle daha güzelini yaptıran arkadaşlar vardı. Bizimki bildiğimiz kendimizin yaptığı, bazı çivilerin böyle yamuk durduğu versiyonuydu. Amaç şöyle sürükleyerek topu kaleye sokmak. Oyun dediğim gibi yerli yapım. Mobil platforma gelmesi beni bu oyunun çok çok mutlu etti. Ayarlar kısmına bakıyoruz. Vuruş tipini belirleyebiliyoruz. Buradan ses seviyemizi arttırıp azaltabiliyoruz. Oyunda herhangi bir müzik yok. Sadece işte paranın çiviye çarpma sesi veya gol atınca bir sevinme sesi gibi bir şeyler geliyor. Yön göstergesi işte çektiğiniz zaman ne tarafa gideceğine dair bir çizgi gösteriyor size. İşte grafik yüksek düşük falan buradan ayarlıyorsunuz. Ve dil seçenekleri var ki zaten yerli olduğu için Türkçe dil seçeneğiyle karşılaşıyoruz. Reklamları kaldırabiliyoruz buradan, 2000 para. Şu an benim 61 param var. Parayı nasıl kazanıyoruz? Oyunda böyle arada bir yuvarlak, böyle bizim paramıza benzer paralar çıkıyor. Bunları topladıkça para kazanmış oluyoruz. Oyunun en güzel yanlarından birisi çevrim içi çoklu oyuncu var. Buradan dilerseniz arkadaşınıza, dilerseniz random birisiyle oynayabiliyorsunuz. Onun dışında lokal çoklu oyuncu var. Lokal çoklu oyuncu da şu şekilde, işte iki kişi karşılıklı oynuyorsunuz aynı tablet üzerinden veya aynı telefon üzerinden. Yani ben buradan yönlendiriyorum. İşte karşımdaki rakibim de, arkadaşım da karşımdan yönlendiriyor. Biz tek oyunculuya tekrar girelim. Burada skoru giriyoruz. En fazla 99 yapabiliyoruz skoru. Daha üstü olmuyor. Tabii 5 bence bir oyun için yeterli gibi duruyor. Bu arada oyunda şöyle bir şey var. Yapay zekaya karşı oynuyoruz. Yapay zeka iyi oynuyor bayağı. Yenmesi birazcık zor olduğunu söyleyebilirim. Yani kaleyi gördü mü affetmiyor, direkt yapıştırıyor. Dediğim gibi oyunda herhangi bir müzik yok. Sadece gol attığınız zaman işte bir de paranın çivilere çarpma sesleri geliyor. Şunu da belirteyim, oyun bir yandan akarken, oyun şu an için sadece Android platformunda var, ücretsiz durumda. Ancak eminim ki böyle bir güzel oyun için yapan firma, yapan ekip, aha golü de attık, diğer platformlar için de çalışmalarını hızla sürdürüyorlardır. Yakın zamanda iOS ve Windows Phone içinde çıkartacaklarını düşünüyorum. Oyun gayet güzel çünkü.
Hem iki kişiyseniz oyun baya baya eğlenceli oluyor. Bir arkadaşınızı da alın. Eski günleri yad etmek açısından çok rahat şans verebilirsiniz. Golümü de attım. 5'te bitsin diye ayarlamıştık. Neyse, bu kadar yeterli şimdilik. Çıkalım bu oyundan da. Evet, videomuzun sonuna yavaş yavaş gelelim. Bu videomuzda sizlere 5 tane Android oyun anlattım. Bazıları başka diğer platformlarda da var. Hepsinin indirme linklerini açıklama kısmında görebilirsiniz. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.